Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Ben Murat Bozdoğan, İsviçre'den, Appenzell'den sizlere selamlar gönderiyorum. Arkadaşlar Hayden köyündeyim. Buranın videosunu çektim buraya tırmanırken. Bu tepede kalıyor, dağın tepesinde kalıyor. Bakın buradaki sağ taraftaki otelde, otel, lokanta, restoran, bar, kafe hepsi var içinde. Çalıştım. Şimdi buradan eve doğru yol alacağım. Yol üstünde bir müşteri daha var, oraya da uğrayacağım. Tabii ki bu güzel yerleri çekmek lazım. Buralara her gün gelmiyoruz. Çoktan beri de gelmedim. Onun için kendi kendime dedim, ya madem buralara kadar gelmişsin, şimdi başka yoldan da geri gidiyorum. Bu güzel muhteşem yerleri size sonbaharda da bir çekip göstermek istedim. İnşallah videom hoşunuza gider. Siz fazla bir şey yapmanıza gerek yok. Üşenmezseniz bir çay demleyin. Bakın burada radar da var. Resim de çekebiliriz yani. Bir çay demleyin, isterseniz kahve yapın. İsterseniz ayran için, bira için, rakı için, viski için, ne bileyim sirup için, su için, nasıl isterseniz öyle yapın. Çünkü neden bunu böyle şimdi söyledim detaylı? Arkadaşlar çay kahvenizi hazırlayın dedim. Birisi çıktı dedi, ya sana ne, ben dedi belki viski içeceğim. Dedim tamam abicim, kardeşim sen viski iç, herkes istediği gibi yapsın. Kimsenin hayatına Murat Bozdağ'ın karışmıyor. Murat Bozdağ'ın İsviçre'de oturduğu için çok nötraldır. Yani nötral, kimseye karışmaz. Herkes bildiği gibi yapsın. İstediği gibi, gönlünün de nasıl istiyorsa öyle olsun arkadaşlar. Siz kırmızıyı sevmiyorsanız ben size kırmızıyı zorla beğendirmek de istemem. Yani benim Murat Bozdağ'ın düşünceleri bunlardır. Evet, Hayden köyünden şimdi Grup köyüne doğru yol alıyoruz. Bu da yorumlarda soruluyor veya yazılıyor veya isteniyor. Abi diyorlar ya, nerelerden gidiyorsun, ne yapıyorsun, neredesin, bize de söyle de biz de bilelim. Bakın burası Grup AR yazdı sağ tarafta, mavi beyaz. Murat abiniz, Murat kardeşiniz, artık arkadaşınız İsviçre'de parasını böyle buralarda kazanmaya çabalıyor arkadaşlar. Ben yavaş yavaş geri saymaya başladım. 10 seneden az kaldı şükür. 9 sene 11 aycık var. Yani neyi kaldı ki? Buradan şimdi otobana inmiyorum arkadaşlar. Buradan köy aralarından yavaş yavaş yola doğru, eve doğru yol alıyorum ve dediğim gibi yolumun üzerinde bir müşteri daha var. O müşteriye de hallettik mi, işimizi orada hallettik mi, bugünlük yeter. Yarın sabah program, beni yolda karşılamak isteyen varsa Zürih. Yalnız erken kalkmanız lazım. Ben 5.30 gibi yola çıkacağım. Erken orada olmam lazım. 7 gibi gelirim dedim. 5.30 gibi çıkarsam rahat rahat da giderim diye düşünüyorum. İnşallah gene bir kaza maza bir şey olmaz. Müşteriye zamanında yetişiriz. Zürih'teyim. Öğlenden sonra bizim bölgeye geleceğim. Ya arkadaşlar, burada evlerde çok solar olmaya başladı. Belki sizin de dikkatinizi çekmiştir. Rica edeceğim, bakın yani. Bakın. Olmadık dağlarda bile insanlar güneş enerjisi takmaya başladı. Bu İsviçreliler Rusya'ya inat ettiler. Dediler sen madem gaz göndermiyorsun, biz kendi enerjimizle kendimiz işimizi hallederiz. Sen kaldığın yerde kal, bizim sana ihtiyacımız yok dediler. Abicim, olmadık yerde solar enerjisi var. Bizim ev için sordum.
Şimdi bu ay ısmarlarsam ta bir sene sonra montaj için geleceklermiş. Bir sene bekleme vakti var. Bu motor da teker üzerinde gitti, gördünüz mü? Görmediyseniz bir 10 saniye geri çevirin, bir daha bakın. Düşecek, kafasını kıracak. Tövbe tövbe. Şimdi Riemen köyüne geliyoruz. Arkadaşlar güneş enerjisinde kalmıştık. Teknisyenle konuştum. Bana şöyle dedi. Sen de dedi kendin teknisyensin dedi. Biliyorsun dedi. Bu ürünler dedi daha ucuzlayacak dedi. Şimdi çok pahalı dedi. Neden çok soran var dedi. Onun için dedi biraz bekle dedi. Birkaç sene bekle dedi. Bu fiyatlar düşecek dedi. Şimdi çok pahalı dedi. Ve batarya paketleri dedi. Kalitesi dedi. Daha da iyi olacak dedi. Beklersen iyi olur dedi. Ben de dedim okey, sen bu işi yapan bir teknisyensin, benden iyi bilirsin. Bekleyelim dedik. Ama tabii ne kadar çabuk takarsan o kadar da çok tasarruf etmiş olursun. Çünkü onu taktıktan sonra şöyle bir 30 sene çalışması lazım ki ondan da maddi durumda faydalanabilmek için yani. Beni de çoktan beri seyredenler biliyor. Murat Bozdağ'ın artık 25 yaşında değil. Murat Bozdağ'ın gelmiş 55 yaşına. Hadi diyelim 85'e girersek 30 sene oluyor. O zaman maddi durumda kurtarmış olacağız. Biz o kadar yaşlanmazsak ev tabii çocuklara kalacak. Çocuklar yararlanır. Gene boşuna gitmez paramız diye düşünüyorum. Bunlar hep böyle şeyler arkadaşlar, benim kafamda dönüyor dolaşıyor ve gerçekten yani bazen kendi kendime diyorum ki ya Murat neden 25-30 yaşlarında değilsin? Çok şeyi daha başka türlü yapardım ama işte gençken öyle yapmışık, öyle seçmişik, o yoldan gitmişik. Öyle istemişik, öyle olmuş, nasip öyleymiş. Bir şikayetim var mı? Yok. Gene şimdiye kadar hayatımdan memnunum. Kötü günler, acı günler geçirdiysem de memnunum. Beni çoktan beri tanıyanlar biliyor. Hastalık da geçirdim. Ciddi hastalık da geçirdim. Gene Allah'ıma şükür ediyorum yani bu günleri de görebildiğim için. Kuvvetim var, çalışıyorum, sıhhatim yerinde. Daha ne isteyeceksin yani? Bizim Türkiye'de nasıl deniyor? Daha belanı mı istiyorsun derler yani böyle konuşurken laf arasında. Arkadaşlar çok güzel görüntüler var buralarda. Onun için açtım bu videoyu size. İnşallah hoşunuza gider. Bakın tam doğaya geldik. Çiftçiler falan var burada. Buranın neyi meşhur? Arkadaşlar burada işte turistik. Biraz evvel çalıştığım yerde gerçekten zengin emekliler bilhassa orada izin yapıyorlar. Neden orada izin yapıyorlar? Havası çok temiz. Yürüyüş yapmak için çok iyi. Görüntüler çok güzel. Ondan sonra özel doktorlar var. Akciğer hastaları için filan. Bunlara terapi yapıyorlar. Herhangi bir hastalığı olan yani terapi yapmak için oraya gidiyor. Özel havuzlar var, özel sıcak sulu havuzlar var. Terapi yapmak için birebir ve tabii doğası çok güzel. Dinlenmek için, kafa dinlemek için bilhassa emekli zenginler diyeyim oraya gidiyorlar. Oralarda yaşıyorlar. İzin yapıyorlar, tatil yapıyorlar. Yani senede 365 gün kalmıyor ama parası olan senede 2-3 ay orada geçiriyor. Parası olan. Dan bahsediyoruz yani öyle normal işçi orada bir ay zor izin yapar. Yapar ama ondan sonra 5 sene herhalde izine gidemez. Öyle olur gibi bir şey. Normal işçiden, İsviçre'de yaşayan işçiden bahsediyorum şimdi. Yanlış anlamayın beni. Belki birisi der ya abi biz Türkiye'den maaşımızla orada bir hafta kalamayız. O başka konu. Uçak bileti falan da var tabii. Yok vize alacağım bilmem ne. Bunlar hep parayla oluyor. Daha ilerideki gördüğünüz köyler arkadaşlar St. Gallen. St. Gallen de kanton St. Gallen'e ait. St. Gallen'in St. Gallen başşehri olmuş oluyor. Onun ismi de aynı. Onun için aynı oluyor.
San Kallen'e doğru uzanıyoruz şimdi. Bakın her yer çiftçi. Uf, bu traktörde kaç tane tekerlek vardı ya? 8-10 tane tekerlek vardı. Kışlıkları taktı mı acaba? Yok yok, şaka. Arkadaşlar tam karşıda Bodensee Gölü. Şimdi çok memnun oldum bu görüntüleri de size gösterebilmek için. İnşallah sabretmişsinizdir benim tantanamı. Buraya kadar bakmışsınızdır. Siz de bu görüntülerden faydalanmışsınızdır inşallah. Ama nasıl görüntüler? Güzel görüntüler değil mi? Yani işte Allah'ınızı seviyorsanız söyleyin. Ya şu görüntülere bak ya, ben kameraya bakarken kaza yapacağım şimdi. Ya gerçekten yani yeşil yeşil gibi gözüküyor. Süper görüntüler var. Ya güneş vurmadı mı? Çekimleri öğrenmek istiyorsanız iPhone'dan yapıyorum. Kaçtı bu iPhone? 12. iPhone 12 galiba var bende. Evet, 12 olması lazım. iPhone 12 ile yapıyorum. 1080 bilmem ne kuvvetiyle. Ha şey, HP mi oluyordu, ne oluyordu? Ultra HD oluyordu. Yok, HD oluyordu. Ultra değil, normal HD. Evet, tepeden aşağı doğru salladık arabayı, gidiyor. Çekelim bakalım, Murat geliyor. Çekimlere devam. Arkadaşlar, ben YouTube videoları yüklediğim 2,5 seneyi geçti. Ben de YouTube videoları neden yükledim? Tesadüfen birkaç tane yükledim. Ondan sonra istendi. İlk videolarıma baktığım zaman onları silmedim. Sizler de bakabilirsiniz. Çok acemi bir şekilde konuşmam, başlangıç. Yani işi batırdık orada ama istendi. Öyle 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 buraya kadar geldik. Ben baştan diyordum ya, ben şeye bakıyordum. Ümitcan Tırcı, onun videolarına bakıyordum öğlen vaktinde. Vaktim olduğu zaman bir de abisi vardı, Alican, rahmetli oldu, mekanı cennet olsun kardeşimizin. Onun videolarına bakıyordum. Çok araba sevdası vardı, BMW. Ben de BMW'ci olduğum için ona bakıyordum. Ya diyordum, ben bunlar benden şimdi arkadaşlar, kuzenler, muzenler istiyor ama ya ben ne anlatacağım bu insanlara ya? Neyi anlatayım ki? Dün ne yedin? Spagetti yedin. O kimseyi ilgilendirmiyor ki. Ne anlatacağım? Arkadaşlar ne bileyim yani, isterseniz kendiniz de deneyin. Bakın St. Gallen şehrine girdik şimdi. Kendiniz de deneyin. Böyle arabayla giderken kolay. Çünkü gördüğünüz şeyler var. O konuyu açabilirsiniz. Konuşabilirsiniz yani. Şimdi aklına hiçbir şey gelmesin. Sonbahardan konuş. Bak burada tenis yeri varmış, bilmiyordum. Bunu da söyleyebilirsin mesela. Yani arabayla bir yere giderken en kolayı o. YouTube yapmak istiyorsanız buyurun, siz de başlayın. Bir başladınız mı zaten hastalık oluyor. Sonu gelmiyor. Sizler de başlayın da biraz da ben bakayım. Yani Trabzon'dan çekebilirsiniz. İzmir tarafından çekebilirsiniz. Deniz boyunda oturuyorsanız çok güzel videolar olur. Bodrum, Antalya tarafında oturuyorsanız oralardan çekimi yapın. Siz de çekimi yapın da biz de Avrupa'dan da bakalım. Türkiye'ye sesleniyorum şimdi. Türkiye'nin gençlerine sesleniyorum. Önüme inşaat arabası çıktı şimdi. Bir de bu eksikti. 14 dakika oldu. Buralarda her yer inşaat olmuş ya. İleriden sahaya sapacağız arkadaşlar. Otobana gideceğiz. Emil Ekker. Dur Emil Ekker. Dur. Vallahi vurursan sen kuvvetlisin. Beni haşat edersin. Dur. Nerede kalmıştık? Arkadaşlar bu işe başlamanız için fazla bir şey lazım değil. Bana da öyle dediler. Ya ne lazım ya? Bir cep telefonu. Evet. Evet arkadaşlar, bir cep telefonu lazım. Sizler de başlayın. Anya'yı, Konya'yı görün ondan sonra. Bir başladınız mı?
Göreceksiniz ki bir cep telefonundan bu iş olmuyor. Yani gerisi geliyor da geliyor, geliyor da geliyor. Bütün teşkilatı aldıktan sonra diyorsun ki tamam, her şeyi aldım, şimdi rahatladım. Masraflar bitti. Aradan 2-3 hafta geçiyor, yeni bir şey çıkıyor. Gene mecbursun almaya. Dört dörtlük yapmak istiyorsan tabii her şeyi. Yani bitmiyor da bitmiyor. Yol hakkı benim, teyze bekle. Ama başlangıç için yani bir cep telefonu yetiyor. Haklısınız. Veyahut da diyeceksiniz ya ben bu kadar yapıyorum. Bundan fazlasını ben yapmak istemiyorum. Mesela arabada yapmak istiyorsun. Cama tutacak alman lazım. Motorla çekmek istiyorsun. Motora bir tutacak alman lazım. Ondan sonra motorla arabayla yaptığın zaman sana birisi diyecek ki ya çok titriyor. Hayda, bu sefer kamera alman lazım. Öyle yaptıktan sonra diyecekler ki evden de çek konuşurken. Bu sefer masa için tutacak alman lazım. Ondan sonra o boyu küçük gelir. Bir büyüğünü alman lazım. İki çeşit olur. Birinci kameran bozulur. İkinci kamera alman lazım. Şarjı bozulur. Bir şarj alman lazım. Ondan sonra derler havadan da çekim yap, drone al. Drone alırsın, evdeki bilgisayarın zayıf gelir. Yeni bilgisayar alırsın Murat Buzdoğan gibi. Drone alırsın, bilgisayar alırsın. Buradan başka yere gidersin, bilgisayar kocaman yanında götüremezsin. Laptop lazım, kap yapmak için laptop lazım. Laptopun eskimiştir, o da işe yaramaz. Yenisini alman lazım. Arkadaşlar yani şikayetçi olmak gibi olmasın ama devamlı masraf. Devamlı masraf. Bazıları diyor ki sen diyor bu işi diyor paraya çevirmişsin. Allah sizi inandırsın. Şimdiye kadar harcadığım paranın 1/3'ünü bile kazanmadım. Kazandıysam, yalan söylediysem arkadaşlar Allah beni yarına çıkarmasın. Yani gerçekten inanın bu işler böyle. Geçen de birisi yazdı, sen dedi bu işi dedi paraya dökmüşün. Paraya dökseydim bu zamanı YouTube'da harcadığım zamanı başka yerde çalışarak yapsaydım bir sürü para kazanırdım ve masrafım da olmazdı. Ben YouTube'çuluğu arkadaşlar inanın bana cani gönülden yaptığım için yapıyorum. Severek yaptığım için yapıyorum. Yoksa neden Murat Bozdoğan enayi mi bir sürü de masraf yapsın? Sevdiğim için yapıyorum. Belki ileride bu yaptığım videolarla para kazanırım, kazanmam. Kim biliyor? Allah biliyor. Garantisi var mı? Yok. Onun için, sevdiğim için yapıyorum arkadaşlar. Bu arada tünele de girdik. Bu tünelin üstü Sankt-Gallen. Sankt-Gallen şehrinin altından geçiyoruz şimdi. Tantana'ya girdi Murat Bozdoğan, girişti. Sağını solunu da unuttu, tüneli de unuttu. Kusura bakmayın. Arkadaşlar bu arada da 18 dakikayı geçmiş. Bu videoyu kapatalım yoksa seyredilmez. Uzun oldu mu? Tıklamıyorsunuz. Beni seyrettiğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bana destek olmak istiyorsanız sizin yapacağınız tek şey abone olmak. Bana enerji verirsiniz. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Yeni gelen abonelere de teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. İyi ki varsınız. Kendinize dikkat edin arkadaşlar. Sıhhatinize dikkat edin. Sıhhatli kalın, benimle kalın, hoşça kalın. Murat.